Arkadaşlar merhaba. Kısmet olursa yine bir RİKA belgesi işleyeceğiz. Ancak belgemiz gördüğünüz gibi biraz pejmürde olmuş. Bir kısmı yırtılmış ve çürümeye yüz tutmuş. Ama yazılarının birçok bölümü sağlam bir RİKA yazı. Hemen okumaya başlarsak artık özür dilerim. Şu kısım babı, değil mi arkadaşlar? Bakın bab kısmını işaretliyorum. Evet, şöyle. Bu kısım bab. Şu kısımda bakın âli kısmı. Şöyle geliyor. Böyle. Bab-ı âli. Evet, bab-ı âli dahiliye nezareti. Şurası Halep. Şurası mahreci arkadaşlar. Yazının mahreci. Yani nereden çıktı? Yazı nereden çıkmış? Tabii ki Halep'ten çıkmış. Burada da bunu görüyoruz. Şifre kalemi. Sağda ufak tefek burada Bihi yazıyor, önemli. Burada tarihimizi görüyorsunuz. 21 Mart 332 tarih keşidesi. 21 Mart 332 kaleme vürudu. Sabah akşam diye hemen belgeye başlıyoruz arkadaşlar. Belge şurada bir cim harfiyle başlıyor. Cim harfi ne demek? Cim harfi arkadaşlar cevap demek. Demek ki belge daha önce gitmiş gelmiş ki ona bir cevap yazılıyor. Bu bunu gösteriyor. Cevap. Peki devam edelim. 12 Mart sene 332 ve 12 şifre. Bakar mısınız şifre nasıl yazılmış arkadaşlar? Şifre. Gördüğünüz gibi şifre Şın, Y, F, şifre, R. Evet, şifre. Şifre, Alman, Alman rahibesi, Beatrice Rohandra, demek ki Alman rahibesinin ismi neymiş? Beatrice Rohanda, Rohandra, İstanbul'a azimet için mümanaat olunmamıştır. Merkum Cemal Paşa Hazretlerinden aldığı müsaade üzerine buradaki Ermeni Eytam bakımındadır. Bu Eytam'ın değil mi arkadaşlar? Eytam'ın Sivas'a nakli makamı Samilerince yani yüksek makamlarınca bil muhabere yani bir bakın B ve Elif Lam bil muhabere takarrur etmiş ise de henüz arkadaşlar burada bir dejenerasyon var. O yüzden burayı okumak yanlış okumaya da sebep olabileceği için sadece şurada nakden diyelim. Şurası tahsisattan muhtemelen. Henüz tahsisattan nakden para gelmediğinden demek ki nakit olarak bir para ne olmamış? Gelmemiş. Nakil yani olunamamıştır efendim. Fi 20 Mart sene 332. Evet arkadaşlar bugün de böyle peşmürde olmuş bir
Rika Belge okuduk. Bir sonraki derste buluşmak, görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalın.